Yani biraz bizim mühendisliğin dışında makine mühendisliğinin ilgi alanında bir miktar size bilgi vermeye çalışacağım. Şöyle ki vibrasyon makine sağlığının ilk göstergesi. Herhangi bir sorun oluşmadan bir miktar önce bir takım sinyaller alırız. Nasıl bir sinyal gelir? Mesela bir elimizden dokununca hissedeceğimiz aşırı ısınmalar oluşur. Bu yaklaşık 1 ila 5 gün önce oluşmuş olaylardır. Bu arada ben size kimlik bilgimi ve iletişim bilgilerimi chat kutusuna yazıyorum. Buradan beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Bu arada hemen mail adresimi de gireyim. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman beni arayıp görüşebilirsiniz. Sunum bittiği zaman da ben sizlere bunların PDF dokümanlarını göndereceğim sunumun. Eğer ilginiz varsa WeTransfer yoluyla gönderdiğimiz sunumları indirir, tekrar göz atabilirsiniz. Bu cihazları daha sonra işletmenizde görmek isterseniz de bugün anlatacağım cihazları yine benimle iletişim kurabilirsiniz. Sizlere demoya gelebiliriz bu cihazlar içinde. Evet, 1 ila 4 gün öncesinden elimiz değince yakacak kadar bir işaret alıyorduk. 1 ila 4 hafta öncesinde sesler başlar. Termal kameramız varsa bir miktar şanslıyız. Zira termal kamerada 3 ila 12 hafta öncesinden bize durumu bildirir. Yani sıcaklık farklılıklarını yakalayabiliriz. Şöyle küçük bir dipnot vereyim. Rulmanlara bakıyorsunuz. Arka rulmanla ön rulman arasında bir 10 derecelik bir sıcaklık farkı varsa, özellikle büyük makineler için, orada bir problem var deme imkanımız mevcut. Ancak vibrasyon analiz cihazımız varsa ve vibrasyon analizi yapıyorsak sorunu yaklaşık 1 ila 9 ay öncesinden yakalama imkanımız var. Yani her şeyden önce, bütün bulgulardan önce hiçbir şey yokken, yani daha doğrusu görsel olarak hiçbir şey olmadığını görürken vibrasyon analizi bize çok güzel sonuçlar ortaya koymaktadır. Vibrasyon analizini tavsiyemiz termografi ile birleştirmeniz. Yani termal kamerayla yapacağınız ölçümler vibrasyona bir cross-check, karşılıklı kontrol açısından bir fayda oluşturacaktır. Tabii ki termal kamerayla sadece motorlara bakacak değilsiniz. Motorlarla beraber elektrik devreleri, elektrik ekipmanları, ısıtma soğutma cihazları, bina yüzeyleri, elektronik ve aklınıza gelebilecek sıcaklıkla ilgili pek çok şeye bakabilirsiniz. Ki termografiyi tamamlayıcı olarak kullanabilirsiniz. Yani bulduğunuz tanılara destek olacak şekilde termal kamerayı da kullanma imkanınız var. Örnekte birkaç resim mevcut. Evet, gelelim vibrasyon testinin faydalarına. Biraz teorik bilgi vereceğim ama umarım çok sıkılmazsınız. Yani konunun açıklanması açısından faydalı olacak. Şöyle ki şimdi bir motor milini düşünelim. Dairesel bir dönüş yapıyor. Şöyle, kusura bakmayın, dairem benim çok iyi çıkmadı. Bir dairesel dönüş yapıyor. Bunun şekli nasıl olur? Dağılım şekli. Bildiğimiz sinüs eğrisi. Bu şekilde bir dalga formu oluşuyor. Şimdi 10 kanatlı bir fan olduğunu düşünelim. Bu mile beraber bağlanmış olan. Bunun dalga formu nasıl derseniz bu şekilde periyodu 10.
aynı aralıkta 10 kez devinimi söz konusu. Birleştirelim. Çünkü motor birleşik bir eleman. Fan var, mil var. Bütün döner ekipmanlar pek çok sayıda. Yani sadece motoru düşünmeyin. Sürülen ekipmanlar, dişli kutuları, pompalar vesaire. Aklınıza gelebilecek her şey bunun içerisinde. Onlar da hep bir vibrasyon oluşturuyor. Bileşke bu şekilde. Toplayalım bunları. En basitinden sadece iki tane dalga formu devrin tam katı ve devrin 10 katında bu şekilde ortaya çıktı. Bir de düşünün, pek çok ekipman var motorda. Ve de bu ekipmanları yani bir hafiften bir mille gres şey yapmış. O bile küçük bir de olsa bir sinyal etkisi yapar ve genellikle vibrasyon analizinde, vibrasyon spektrumda böyle zaman dalga formunda böyle bir şekilde karşımıza çıkar. Biz bunu frekans domainine çevirirsek zaman domaininden böyle bir şekil elde ederiz. Neydi? Bir tane ana milimiz var. Şu vibrasyonla bu gerginlikte deviniyor. Ardından bir de kanatımız var. Fan kanatımız. Bu da 10 devrin 10 katında bir devinim gösteriyor. Bu şekilde gösterebiliriz. Ve tabii ki yine motorumuzda zaman dalga formu biraz daha kompleks bir yapıya kavuşacak. Bugün maalesef benim sorulara not alma şansım yok. Adım adım çevirmeye çalışacağım. Eğer ki kaçırdığım, cevaplayamadığım bir soru varsa lütfen sizlerden tekrar rica ederim. Sonlara doğru tekrar yazarsınız. Bu aksilikten dolayı kusura bakmayın diyeceğim. Evet, çok farklı frekans modunda da domaininde de pek çok işaret görebilmekteyiz. Pek çok işaret görebilmekteyiz. Şimdi makinede bu şekilde bir pompamız, bir elektrik motorumuz olsun. Buradan bir vibrasyon sensörünü bağladığımız zaman vibrasyon ölçüm cihazına bir takım sinyaller gidiyor. Bu tarz karmaşık zamana göre değişenlere de zaman dalga formu diyoruz. Ve bunları okumak çok zor. Ne yapıyoruz? Frekans domainine çeviriyoruz. Zaman domaininden frekans domainine çeviriyoruz. Sağda frekanslar, x ekseninde frekanslar, y ekseninde de genlik söz konusu. Yani devrin şu katında, şu frekansta atıyorum 2 milimetre bölü saniyelik bir vibrasyon var, bir genlik var şeklinde bunları basite indirgiyoruz. Basite indirgiyoruz ama yine de bunları okumak çok kolay değil. Bildiğim yani makine mühendisleri bile bunun için özel eğitim alıyorlar. Yaklaşık 200 senelik teorik ve pratik eğitimlerin arkasından bu sinyalleri okuyabilme yeteneğine kavuşuyorlar. Pardon, okuyabilme becerilerine kavuşuyorlar. Ve biz bu vibrasyon analizleri yardımıyla bu şekilleri okuyarak pek çok sorunun cevabını alabiliyoruz. Şöyle ki genel arızalarımız, 4 tane genel problem var. Bu problemleri algılayabiliyoruz. Diğer şekilde anlatmam daha kolay olacak. Bunlar Ruman arızası, yanlış ayar, kaplinde ve mildeki yanlış ayarlarımız, balanssızlık ve gevşeklikler. Bu 4 problemi bu spektrumları okuyarak tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Ve makinede de tabii ki nereden ölçüm yapacağımız da önemli. Tavsiye olunan ölçüm noktaları rulmanlara en yakın yerler. Mümkünse rulmanların üstü olmuyorsa da rulmana en yakın yerlerden
ölçümlerimizi almak durumundayız. Evet, iki tür grafik alıyoruz. Bir, devrin yüksek katlarında 10 ile 100 katı arasındaki formlarda, spektrumlarda bilgi alabiliyoruz. Bir de düşük katlarda, devrin düşük katlarında 1'den 10'a kadar olan, sıfırdan diyelim, sıfırdan 10'a kadar olan katlarında spektrum alabiliyoruz ve önemli olan bu spektrumları okumak ve demin bahsettiğim 4 tane problemi yakalayabiliyor olmak. Evet, bu şekilde mesela basit bir şeyi düşünelim, motor ve pompayı düşünelim. Şuna baktığımız zaman bu motorun ana milindeki vibrasyon, bu da dört kanatlı bir pompamız, devrin dördüncü katında da yüksekçe bir vibrasyon görüyoruz pompanın kanatlarından kaynaklanan. Rulmanlar değişik şekillerde olabiliyor. Ya bilyalı rulman oluyor ya da kaymalı yatak dediğimiz arasında iki tane yatak arasında yağ filmi oluşarak milin dönmesini sağlayan yapıdaki yataklar olabiliyor. Çoğunlukla endüstride makaralı rulmanlar kullanılır. Bu kaymalı yatak dediğimiz yataklarsa daha büyük makinalarda, daha özel sistemlerde karşımıza çıkabiliyor. Bu da basit bir şekilde rulmanın iç yapısı. Bir rulmanın bozukluğuna yani neler etken olur dersiniz rulmanın bozulmasına? Kurulum hatası, yağlamadaki problemler, kirlenmeler, zaman, yırtılma ve yorgunluklar ve de diğerleri diye adlandırabiliriz. Ama rulman arızaları mekanik problemlerin %60'ı kadar bir değerdedir. Yani çoğunlukla rulman arızaları karşımıza çıkar. Ancak şunu da söyleyelim. Yaptığımız hatalar, ki özellikle kurulum hatası ve yağlama hatası, yani gerek İlk başlangıç gerekse işletme koşullarındaki yaptığımız hatalar çoğunlukla rulman arızası olarak karşımıza çıkmaktır. Evet, rulman frekansları senkronize değil. Yani devrin tam katına denk gelmez. Yani aralarda bir değerlerde gelir. Neden? Çünkü rulman motor milinden devri aldı. İç bileziğin dönmesiyle hızıyla içindeki bilyaların hızı aynı hızda değil. O, yani devrin tam katına gelmez. Fanda nasıldı? Fan devrin tam katına geliyordu. Kaç tane kanat varsa o sayıda periyodu olarak belirleyebiliyorduk. Burada maalesef ki devrin ondalık katlarına denk geliyoruz. Bu da bize bir fayda sağlıyor. Evet, Ahmet Bey, şimdi sesim daha mı iyi? Kusura bakmayın. Evet ve bu da bize bir fayda sağlıyor. Neden? Hiç beklemediğimiz bir çıkıntı, işte böyle devrin 3.56. katındaki oluşmuş bir olay bizim için bir rulman problemi. Bu şekilde çabuk bir şekilde görüntüyü alabiliyoruz. Gelelim. Rulman arızaları nasıl ortaya çıkıyor? Yani basit bir şekilde bir problemi nasıl algılayabiliriz? Onları aşama aşama izleyelim. Şimdi bahsetmiştik, bir pompamız vardı. Bu ana milin vibrasyonu. Bu da pompa kanatlarının vibrasyonu. Yani ve ortada hiçbir şey yok. Her şey güllük gülistanlık. Mikroskopla görebileceğimiz bir problem oluşmuş rulman üzerinde. Ve de devrin 3.1 katında bu karşımıza çıkmış.
Yani daha önce hiç oluşmamış, görmediğimiz bir vibrasyon bakıyoruz. Her şey güllük gülistanlık halden bir miktar bir değişiklik olmuş. Devrin 3.1 katında genliğini tam da göremediğim bir genlikte, küçük bir genlikte bir vibrasyon oluşmuş. İlerliyorum. Aradan bir zaman geçiyor. Tekrar ölçüyorum. Bakıyorum ki bu vibrasyonun genliği büyümekte. Aşağı yukarı 0.2 iken birimini bilemiyorum. Burada yazmıyor. Milimetre olabilir, milimetre bölü saniye olabilir, milimetre bölü saniye kare olabilir. Yani bu şekilde genliğimiz yükseldi. Tamam, yine herhangi bir şeyimiz yok. Ne zaman ki bu vibrasyonun bir harmoniği oluştu. 3.1 katındaydı, 6.2 katında bir harmonik oluştu. O zaman göreceğimiz şey yeşil alarmlı basit bir problem. Yani Ruhlmann'da bir sorun var diyeceğimiz noktaya geldik. Ama Ruhlmann'ı değiştirecek miyiz? Sistemi durduracak mıyız? Hayır, hiçbir şey yapmaya gerek yok. Zaman zarfında bu Ruhlmann'daki problem diğer genliklerinde, diğer frekanslardaki genliklerinde yükselmesine neden oluşuyor. Harmonikler de yükseliyor, Ruhlmann vibrasyonumuz da yükseliyor. Hepsinde bir yükselme başlıyor. Yine herhangi bir aksiyonumuz yok. Bir miktar değişiklik var. Very small'dan, çok küçükten biraz daha büyük bir sorunumuz oldu. Yani vibrasyonumuz arttı. Daha doğrusu vibrasyonumuz arttı demeyeyim. Problemimiz büyüdü. Küçük olan sorun, çıkıntı, bir Ruhlmann'daki bozukluk büyüdü. Ki bunu vibrasyon sinyallerinden de algılayabiliyoruz. Şöyle ki her bir vibrasyon sinyalinin yan bantları oluşmaya başladı. Bu yan bantlar oluşmaya başladığında artık bir sorunumuz daha keskinleşti diyebiliyoruz. Sarı renkli bir alarm. Bundan sonra yapacağımız işlem motoru takibi almak. Motoru, sistemi daha yakından takip etmek, ölçümlerin periyodunu düşürmek. Diyelim ki bu ölçümleri 3 ayda bir yapıyorduk. Yan bantları görmeye başladık. O zaman ayda bir ölçeceğiz. Motoru daha yakından takip edeceğiz. Yine bir icraat yapmadık. Takiplerimizi yaptık. Ve de ana vibrasyonun altında şu şekil bir gürültü veya bir yığın oluştu. Bu yığın oluştuğunda iş ciddi. Ki şeyde de orta seviyeye geldi. Fiziksel bozukluk orta seviyeye geldi. Ne yapacağız bu durumda? Olay ciddi. Kendimize bir plan oluşturacağız. Yine Ruhlmann'ı değiştirmemize gerek yok. Kendimize bir plan oluşturacağız. Diyeceğiz ki ilk duruşta bu sistemi değiştireceğim. Bu Ruhlmann'ları değiştireceğim. Ya da ilk duruşu gününü, zamanını ben karar vereceğim. Diyeceğim ki üretime 3 gün sonra, hafta sonu, önümüzdeki hafta, bir ay sonra ben bunu değiştireceğim diye üretimden beraber bunun kararını vereceğiz. Vermedik, yapmadık. Alttaki gürültü, yığıntı bütün frekanslara yayıldı. O zaman problem ekstrem. Üst düzey bir problemimiz var. Ki
Mekanik problemimiz de daha da büyüdü. Çukurumuz, rulmandaki sorun daha da büyüdü. Artık plan yapmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde duruşu yapacağız ve motorumuzu durduracağız. Şu ana kadar spek durumları biz okuduk. Ve makine mühendislerinin bile uzun yıllar boyunca bir çalışma yapıp bu çalışma çerçevesinde bu yorumları yapabiliyor hale gelmeleri var. Yani bayağı meşakkatli bir dönem. Bu çalışmayı da yapmadık. Yani motorun rulmanını değiştirmedik. O zaman yapılacak bir şey yok. Çok daha büyük arızalarla baş başayız. Belki de statoru da parçaladık. Artık başımıza çok büyük dertler geldi. Beklenmedik bir duruştan karşı karşıya kaldık. Bu bir analiz yöntemi. Bir farklı analiz yöntemi daha var ki çok nadir sayıda insan, mühendis veya teknisyen şu spektrumdan sonuç alabiliyor. Ama bundan sonuç almak çok zor. Yani zaman dalga formundan sonuç almak çok zor. Diyelim ki rulmanın modelini, tipini biliyorsunuz. Frekanslarını da biliyorsunuz. Getiriyorsunuz spektruma, bu frekansları yerleştiriyorsunuz. Ve frekans domainindeki spektruma bunları yerleştiriyorsunuz ve bakıyorsunuz. Buradaki vibrasyonlar, rulman vibrasyonları ve tehlikeli sınırda mı karar veriyorsunuz. Ancak siz rulmana göre takip yapıyorsunuz. Siz senelik izne çıktınız. Senelik izindeyken birisi aldı bu rulmanı bir güzel değiştirdi. Sizin de haberiniz yok. Döndünüz yine bu değişiklikleri takip ediyorsunuz. Farklı marka rulmana göre ama bir yere gidemiyorsunuz maalesef. Ya da rulmanın modelini bilmiyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gelelim Fluke bu işi nasıl yapıyor? Şimdi ne yapmıştık? Frekans domaininde spektrumları koymuştuk. Bunları okumaya çalışıyorduk. Bu göstergeden bir şeyler anlamaya çalışıyorduk. Fluke 810 model cihazımızda görüntü bu şekilde. Yani sonuca cihaz kendisi varıyor. Yani benim bu anlattıklarımı uygulamaya ihtiyacınız yok. Ki zaten ben çok kısa anlattım. Kaldı ki detaylı bilgiye, çok bir makine mühendisi kadar detaylı bilgiye ben de sahip değilim. Ki hiç de gerek yok. Fluke 810'dan şu ekranı aldık. Burada birazdan bu ekranı açacağım. Sorunları ortaya koyduk. Gelelim biraz da. Bu sistem nasıl çalışıyor? Diagnostik motoru, tanısal motor nasıl çalışıyor? Bir defa kurulumu yapıyoruz. İyi bir kurulum yapmak durumumuz var. Arkasından ölçüm yapıyoruz ki bunu da gerekli rutinlere uyarak yapıyoruz ve arkasından da cihaz bize sonucu kendisi veriyor. Bizim kendimizi yormaya, herhangi bir cihazdan alıp spektrumları okumaya ihtiyacımız yok. Ne yapıyor cihaz? Bizim verdiğimiz setuplar çerçevesinde kütüphanesinde var olan 5000'e yakın sağlıklı motorundan karşılaştırarak bir sentetik baseline dediğimiz sağlıklı motor grafiğini çiziyor. Ondan sonra bizim ölçümüz üzerine geliyor. Ölçümdeki değerleri karşılaştırıyor. Bu sentetik baseline'e kurulu veriyi geçtik mi, geçmedik mi bunu inceliyoruz. Ve bunun altında 40 yıllık bir tecrübe yatıyor arkadaşlar. Yani bu kadar veri 40 yıllık bir database'in ürünü. 40 yıllık bir tecrübenin ürünü. Bu ürün çerçevesinde de çıkan vibrasyon değerleri limitin üstünde mi ona bakıyoruz. Ve limitin üstünde ise bu
Neyi işaretler? Bu sorun neyi işaretler? Onu görüyoruz. Onunla ilgili yorumu cihaz kendisi yapıyor. Üç şeyin cevabını alıyoruz. Üç sorunun cevabını. Birincisi, problem ne? Dört problemden bahsetmiştik. Rulman aşınması, gevşeklikler, balanssızlık ve yanlış ayar. Bu dört problemin hangisi var? Gönül istemez. Hepsi de olabilir. Bir tanesi de olabilir. Onu görüyoruz. Problem nerede? Kurulu sistemimizde nerede? Motorun fan tarafında mı? Kaplin tarafında mı? Sürülen ekipmanın neresinde? Bunu görüyoruz. Ki biz bu sistemle, bu 810'la motorları, fan ve üfleyicileri, kayış kasnak zincir tahrik sistemlerini, dişli kutularını, kaplinleri, pompaları, kompresörleri ve milleri analizlerini yapabiliyoruz. Ve en sonunda da problem ne kadar kötü? 100 üzerinden belli bir barem alıyorlar ve 25'te bölünmüş yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerde bize ifadesini veriyor. Yani ne derler? Problem çok düşük. Ondan sonucuma takip edilmeli. Problem ciddi ve ekstrem problem şeklinde yorumunda hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Buna ilaveten diğer makinalarda olduğu gibi bize spektrumları da veriyor. Bu spektrumları kendimiz istersek cross-check olarak kontrollerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yani çıkan sonucu kendimiz de teyit edebiliyoruz. Tabii ki bu spektrumları okumayı biliyorsak. Ve de bu sonuçları da bilgisayara atıp saklayabiliyoruz da, bilgisayarda saklayabiliyoruz da, sonuçları Excel'e atıp trend çıkarabiliyoruz, değişimi izleyebiliyoruz zaman zarfında ardışık ölçümlerin ardından ya da rapora dönüştürebiliyoruz. Uzunca bir PDF raporu çıkarabiliyoruz. Bahsettiğim Flux 810 belli bir çerçevedeki makinalara hükmediyor. Yani bizim işletmelerimizde aşağı yukarı %60, %70 civarındaki makinalara hükmediyor. Bunlar da az önce saydığım motor, pompa, fan, üfleyici, kompresör, miller, dişli kutuları, kayış kasnak zincir tahrik sistemleri gibi. Düşük seviyedeki makinalara bu aletten çok bakmanın gereği yok. Ki alet yarım kilovatın altını zaten izlemiyor ki o kadar bir makinayı da izlemenin çok büyük bir esprisi yok. Veya çok üst düzey makinalarda türbinler, dizel jeneratörler, kağıt makinaları çok fonksiyonlu, çok kompleks makinalarda 810'u kullanamıyoruz. Bu tür perspektifte de bir 805 diye bir modelimiz var. Bu modeli kullanabiliyoruz. O daha basit yapıda. Her ikisinden de yararlanabiliyoruz tabii ki. ISO normlarına göre vibrasyon metrede 805'te ISO normlarına göre kararını verebiliyor. Evet. Hangi cihazı kullanalım dersek iki farklı modelimiz var. Bir Flux 810 az önce detaylı bahsettiğim ki bundan beraberinde bir üç eksenli prop geliyor. X, Y, Z eksenini aynı anda okuyabiliyorsunuz. Devri bilmiyorsanız ki devir vibrasyon ölçümünde son derece önemli bir parametre. Devri de ölçebileceğimiz lazer takometremiz de cihazdan beraber geliyor. Yazılım da beraberinde geliyor ki bu aleti aldığınızda çoğunlukla opsiyonel bir ürüne ihtiyacınız olmuyor. Evet, problemleri zaten
bahsetmiştik. Rulman problemi, balanssızlık, kaplin ayarsızlığı, gevşeklikler. Ve bu bizim cihazımızda yazılıma şey yok, ilave bir ödeneğimiz yok. Artı zaman zarfında güncellemeler oluyor. Bu güncellemeler için firmware veya software'in güncellemeleri için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Fullon web sitesinden bunları indirebiliyorsunuz. Kaldı ki çok detaylı bir eğitime de ihtiyacınız yok. Yani uzun zamanlarını alan 2-3 senelik eğitimlere de ihtiyacınız yok. Bu alet bütün detaylar saklı, hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsunuz. Evet, makinenin kurulumu da son derece basit. Kurulumda siz şeyde var olan, işletmenizde var olan bütün makineleri bilgisayarınıza oturup hızlı bir şekilde düzenleyip cihazınıza aktarabiliyorsunuz. Kurulum son derece basit. Arkasından ölçüme geçiyorsunuz. Ölçümde de bir iki nokta var dikkat edilmesi gereken. Birincisi, 3 eksenli probu nereye koydunuz? İkincisi, probun kablosu nereye bakıyor? Mile paralel mi yoksa mili dik mi kesiyor? Bunlar önemli. Çünkü makinenin 3 ekseniyle sensörün 3 eksenini eşleştirmeniz lazım ki doğru bilgileri alıp cihaz düzgün yorumu yapabilsin. Bu nedenle bu aşamadan da geçmemiz gerekiyor. Tabii ki bu sensörü üç tarafa da koyma imkanımız var. Motorun yanına, üstüne veya makinacıların tabiriyle alnına, eksenel olarak da koyup ölçümlerimizi gerçekleştirebiliriz. Ardından da cihaz yorumunu kendisi yapıyor. Şu sayfa cihazın üzerinde görünüyor. Bu şekilde beraber gözüküyor. Problemler, problemin seviyesi, problemler ve problemin nerede olduğu bu bilgiler hepsi hemen direkt olarak karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Evet, tercih sizin bir vibrasyon test cihazı mı alacaksınız veya bir vibrasyon metre mi alacaksınız? İşletmenizin yapısına göre, tarzına göre çok kompleks makineler varsa benim tavsiyem vibrasyon test cihazı almanız ve bütün ekipmanları adım adım izlemeniz. Bunun yanı sıra şöyle bir uygulama da yapabilirsiniz. Vibrasyon ölçüm cihazından daha sık ölçümler yapar. Herhangi bir sorundan karşılaştığınızda, yüksek vibrasyondan karşılaştığınızda da 810'u kullanarak detaylı analizleri, detaylı sonuçları alabilirsiniz. Evet, genel vibrasyon kalemleriyle alacağınız sonuç şudur. Ki kaldı ki 805'te bunu veriyor ama biraz daha detaylı veriyor birazdan. Açıklamalarını yapacağım. Crest Factor Plus diye Fullon patentinde üretilmiş bir parametreyi karşılaştırıyor. Rulman bilgisini alabilmek için, yani Rulman'da bir sorun olup olmadığını öğrenebilmek için Crest Factor Plus özelliğini kullanıyoruz. Ve de bizim Flux 805 ile direktman hiçbir data girmeden ölçümü yaptığımızda Ruhlmann vibrasyonunun iyi mi, kötü mü, kabul edilir mi, kabul edilemez mi olduğunu direktman alet burada söylüyor. Hiçbir data girmeden. Eğer ki 37 çeşit makinayı tanımlayabiliyorsunuz. 37 çeşit makineyi tanımladığınızda toplam vibrasyon içinde bir yoruma sahip olabiliyorsunuz. Alet bir de sıcaklık ölçüyor. Burada Fahrenheit ama şey yapmayın.
dereceye de tabii ki çevirebiliyoruz. Artı her iki cihazımız da Türkçe. Cihazı da Türkçe, firmware de Türkçe, software de yazılım da Türkçe, manuelleri de Türkçe. Kaldı ki bu cihazları aldıktan sonra da ben veya ekipten başka bir arkadaşımız gelip cihazla ilgili eğitimleri verebiliyor. Evet, şöyle bir şeyimiz var, sensörümüz var. Bu sensörü makinenin rulmanına yakın bir yere yerleştirip ölçümümüzü gerçekleştirebiliyoruz. Buradan cihazı mini USB aracılığıyla bilgisayara bağlayıp verileri okuyabiliyoruz. Güzel bir özelliğimiz daha var. Çoğunlukla vibrasyon ölçüm cihazları kişinin inisiyatifine kalır. Hani rulmanın yerine düzgün bir açıdan koyamayabilir veya baskıyı düzgün yapmayabilir psikolojik durumuna göre. Bir sonuç alır, o sonuca göre değerlendirme yapmaya çalışır. Ama bu cihazda şu yeşil ışığı görmediğiniz sürece herhangi bir sonuç alamazsınız. Hani ölçümü hatalı yaptınız, baskıyı güzel kuramadınız, yanlış açıyla tuttunuz, sonuç alamazsınız. Size hiçbir sonuç vermez. Ta ki bu yeşil ışığı görene kadar. O nedenle de aldığınız sonuç kesinlikle doğrudur. Yorum yapabilirsiniz. Ki kaldı ki sizin yorum yapmanıza da gerek yok. Bu alet kendisi yorumu yapıyor. Ama iki cihazı şöyle ayrıştıralım. 805 çıkan vibrasyon değerinin yüksek olduğunu söyleyebilir veya normal sınırlar içinde olduğunu söyleyebilir. Vibrasyon yüksekse neden yüksek, ne tür bir sorun var onu bildirmez. 810'la detaylı sonuç alırsınız. Yani sorun nerede? Ne kadar büyük? Bunun cevabını alırsınız. Az önce bahsettiğim gibi 3 sorunun cevabını 810'la alma imkanımız mevcut. Evet. Tablo bu. 37 tane makineye bakabiliyoruz. Kres faktör değerleri belli aralıklarda şöyle ki 0,5 olursa iyi, 6,10 olursa yeterli, 11,15 olursa yetersiz, 15'ten büyükse kabul edilemez şeklinde direktman şurada yorum çıkıyor. Yine 37 makineyi tanımlarsanız da sonucu toplam vibrasyon için sonucu görebiliyorsunuz. Evet, genel yapımız, tavsiyemiz lityum iyon pil kullanmak. Kullanımı son derece basit ve Türkçe menüye sahip bir cihazımız. Evet, ilave sensör de takabiliyorsunuz. Opsiyonel sensör alıp farklı şekilli bir sensör de yine tek eksenli bir sensör kullanma imkanımız var. Kulaklık takıp herhangi bir cep telefonu kulaklığı da olabilir. Kulaklık takıp rulman sesi de dinleyebiliyorsunuz. Ki biliyorsunuz eski çalışanlar tornavidayı motora dayayarak o sesten yorum yapabilirlerdi. Artık vibrasyon değerlerini alıp ölçümlerimizi, sonuçlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ve sonuçlarımızı bilgisayara da atabiliyoruz. Trend analizi yapma imkanımız da var. Sonuçlar böyle makinenin gücüne ve devrine göre değişiyor. Evet, makine mühendisleri için iyi bir cihaz. Fakat elektrik mühendisleri de kullanamaz diye bir şey yok. Elektrik bakım grupları da bu cihazı rahatlıkla kullanabilir. Evet. Trendimizi de izleme imkanımız mevcut. Bu veri bilgisayarda saklayabiliyoruz. Bir de 820-2 adında bir
stroboskopumuz var ki devir ölçümünü direkt olarak herhangi bir reflektif bant yapıştırmadan ölçebiliyorsunuz. Bu 810'da bulunan bir şey değil. İlave bunu da isterseniz temin edebilirsiniz. 810'la beraber lazerli olan reflektif bant içeren modeli standart paket halinde geliyor. Evet, kısa bir özetleyelim. 3 aşamadan geçen bir Fluke 810'umuz mevcut. Kurulum, ölçüm ve diagnoz. Cihaz kendisi direktman yoruma gidiyor. Sorunları bizim bir makine mühendisi kadar bilgimiz olmadan da sorunları tespit edebiliyoruz. Evet, Serdar Bey'in sorusuna bir bakalım. Ortalama bir ölçüm şu kadar saniye sürer şeklinde bir yorumunuz var mıdır? Yaklaşık olarak bir motoru yani 4 ölçümü olan bir motorun ölçümünü aşağı yukarı 2-3 dakikada tamamlayabiliyorsunuz. Arkasından da alet diagnostiğe geçiyor, sonucu alabiliyorsunuz. Fluke 805'te sorun giderme ekipleri için güvenilir sezgisel bir vibrasyon görüntüleme cihazı. Yanlış alarm yok. O açıdan mükemmel. Randomize çalışmıyorsunuz. Tekrarlanabilir sonuçlar alıyorsunuz. Ve kullanımımız da son derece kolay. Evet. Bu soruları ben teker teker sormayayım size. Netice itibariyle elimden geldiğince size her iki cihazı ve vibrasyonu anlatmaya çalıştım. Sormak istediğiniz sorular varsa sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Biz de teşekkür ederiz Tuğrul Bey. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Serdar Bey, 810 modelinde düzgün ölçüm yapıldığını gösteren ışıklı bir gösterge var mı diyor, soruyor. Yok ama orada çıkan sonuçları siz de cross-check yaparak yorumlayabiliyorsunuz. Yani son kendini belli ediyor. Zaten eğer ki en önemli şey yanlış devir almak. Devri yanlış aldıysanız çok sorun çıkıyor. Cihazda eğer 6'dan fazla sorun çıkarsa size emin misiniz? Yani bu kadar sorun çıktı. Devri aldığınız devirden emin misiniz diye soruyor. Evet. Ben şimdi biraz hızlı yazışma oldu. Vibrasyonun birimi nedir? Şöyle, vibrasyonda 3 birim var. Bizim aletimiz hızı kullanıyor. Milimetre bölü saniyeye kullanıyor. Aslında 3 yol şey var. İvime, hız, yer değiştirme. Yani milimetre ve milimetre bölü saniye kare. Biz de teşekkür ederiz Halil İbrahim Bey. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkürler. 805 modelinde Selçuk Beyciğim yorumlama yok. Sadece bu vibrasyon normal, düşük, kabul edilemez gibi yorumlar yapıyor. Eyüp Bey'in sorusunu okuyalım. Kule üzerinde döner bir cihazın ondan 20 metre uzaklıktaki elektronik bir cihaza etkisini bilmek istiyoruz. Ha, yani kule üzerindeki vibrasyon şeyin. Valla bizim bu cihazlarımız döner ekipmanlardaki vibrasyonu ölçebilir. Anladım ben şeyi. Yani kule üzerinde yüksek vibrasyonlu bir cihaz var. Uzakta çalışan elektronik sisteme vibrasyon geliyor mu? Maalesef bizim ekipmanımız bunu algılama yetisine sahip değil. Erol Bey, 805 G ölçüm var mı? Evet, G olarak da birim ölçebiliyor. Cihaz maliyetleri. Şöyle, ben cihazın fiyatlarını söyleyeyim. Liste fiyatları 810 aşağı yukarı 11 bin dolar civarında ki indirimler de yapılabiliyor. 805'te aşağı yukarı 2500 dolarlar mertebesinde kendini amorti eder. Yani
Aslında şöyle söyleyelim. Beklenmedik bir duruşun maliyeti Türkiye'de hesaplanamıyor. Hesaplanabilse çok daha farklı bir bakış açısı oluşacak ama şu an için bu aletler aman büyük para şeklinde gözüyle bakılıyor. Yani 11 bin dolar normal koşullarda hiç beklemediğiniz ana makinenizin durmasında inanın para bile değil. Onu o şekilde göz önüne alabilirsiniz. Evet, başka sorumuz var mı? Bir yazı geliyor sanki. Evet, normal koşullarda da yöneticilerin istediği bir yılda kendini amorti etsin bu cihazlar. Yani bir yıl boyunca bu cihazı kullandığınız büyük bir sorunu şey olmadı. Yakalayabilirsiniz. Ben de Serdar Bey'e ve hepinize katılıp beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka seminerde, webinarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler dilerim. Bir de Onur Bey'in sorusunu cevaplayayım. Bir saniye. Elektriksel arızalara ait case study çalışmanız var mı? Soruyu çok net anlayamadım Onur Bey. İsterseniz benim bilgilerim var. Beni arayabilirsiniz. Detayları görüşebiliriz Onur Bey. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim.